Erken Teşhis programından herkese sağlıklı ve mutlu günler değerli izleyenler. Bugün beyin tümörlerini konuşabilmek üzere Profesör Doktor Erdal Kalkan beyefendi bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Ben her programa başlangıcında özellikle bu dönemi yansıtan hayatta kalmaya çalışıyoruz cümlesini kullanıyorum hocam. Haklısınız, haklısınız. Evet. Zor bir dönem hocam hepimiz evet. için. Ben öncelikle izleyicilerimize, Konya'nın çok değerli vatandaşlarına günaydın diyorum. Özellikle pandemi döneminde yaşadığımız bu sıkıntılı süreçte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu savaşta ön cephede savaşan ve ölümüne kendilerini feda eden sağlık personeli meslektaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Onların yakınlarına da başsağlığı diliyorum ve sabırlar diliyorum. Şu dönem evet yaklaşık bir yıla yaklaştı son 11 aydan beri ülkemiz çok ciddi ve dünyamız çok ciddi bir sağlıkla ilgili bir sınavdan geçiyor. Yüzyılda bir görülen çok ağır bir pandemi dönemi ve vatandaşlarımız ve dünyada insanlar çok sayıda insan hayatını kaybediyor. Bundan dolayı çok ciddi ekonomik sıkıntılar ortaya çıkıyor ve yaşam gerçekten zorlaştı. Bu dönemdeki beni davet ettiğiniz için özellikle bunun için de teşekkür ediyorum. Bu pandemi dönemi sebebiyle zorunluluktan insanlar evlerine kapandı ve hastanelerden kaçınır hale geldiler. Yusuf Bey programınızın ismi Erken Teşhis. Onun için de burada olduğum için memnunum. Çünkü beyin tümörleri ya da başka kronik önemli rahatsızlıklar sebebiyle insanlarımız hastaneye gelmekten, hastanelere başvurmaktan imtina ediyorlar, kaçınıyorlar. Bu ise hastalıklarının ilerlemesine ve tedavilerinin güçleşmesine, bazen de imkansızlaşmasına neden oluyor. Bu sebeple bugün konuşacağımız beyin tümörleri konusunda da lütfen erken teşhis çok önemli. Bahsedeceğimiz semptomlar, problemler ortaya çıktığı zaman insanlarımız hastanelere, hekimlere mutlaka müracaat etsinler. Evet pandemi var ama tedbirlerini alarak müracaat ettikleri takdirde diğer hastalıklar ortadan kalkmadı pandemi geldi diye. O hastalıklar devam ediyor, önemli rahatsızlıklar devam ediyor ve bundan insanların sıkıntıya girmemesi ve zorluk yaşamamaları için lütfen hastaneye müracaatta özellikle ciddi rahatsızlığı olan, kronik rahatsızlığı olan, kanserden şüphelenen, tümörden şüphelenen hastalarımızın mutlaka gerekli birimlere, sağlık birimlerine müracaatlarını ben rica ediyorum onlara. Korona her şeyi durdurdu hocam. Ekonomiyi, normal hayatı ama evet. geride kalan hastalıkları durdurmadı ve o evet. hastalıklar hala devam ediyor. Hala evet. devam edeceklerdi. Özellikle evet. bu devirde insanların böyle hastalıkları varsa dediğiniz gibi hastaneye kesinlikle gitmeleri gerekiyor. Evet. Peki genç bir nesilden bir arkadaş olarak bir hekim gözüyle şunu sorsam hocam size. Ne zaman bitecek bu? Tünelin de ışığın ucu görüldü gibi, tünelin ucunda evet. ışık görüldü gibi. Evet, en önemli beklediğimiz aşı ve ardından da bu hastalığa spesifik ilaç. Şu anda ilaçla ilişkili çalışmaların çok kısa sürede bitmesi yakın zamanda beklenmiyor. Ancak bu hastalık, bu pandemi sebebiyle oluşan koronavirüsü önümüzdeki uzun yıllar boyunca da bu hastalığı yapmaya devam edecek. Ama ancak bir salgın halini önlememiz gerekiyor. Bu salgını önlemede de en önemli faktör biliyorsunuz aşılar. Evet. Bu aşılarla ilgili çalışmalar artık fiilen sona geldi. Ve bunların dağıtımı ve insanlar üzerinde aşıların yapılması gerekiyor. Tabii kolay bir süreç değil. Bunu da biraz zaman alacak. Ama inşallah yaza doğru bu işten biraz daha kendimizi sıyıracağız, kurtaracağız diye ümit ediyoruz. Evet, umarım 2021-2020'nin devamı şeklinde ilerlemez de artık maskeden İnşallah. Kurtulduğumuz daha İnşallah. Sağlıklı bir yıl olur hepimiz İnşallah. Için. İnşallah. İlk yarısı biraz zor gibi ama ikinci evet. yarısı da ümit ederim öyle olur. İkinci yarısında öyle olur. Peki Erdal Hocam bugün beyin tümörlerinden bahsedeceğiz. Evet. Yani halkın her birisini çevirip sorun. Tümörle alakalı bir fikri vardır. Evet. Herkes tümörün de ismini daha önce duymuştur. Peki nedir bu tümör dediğimiz? Tümör dediğimiz vücutta normal olan hücresel yapının kontrol dışı büyümeye başlamasıdır. Aslında tümörlerin tamamı vücudumuzda olan kendi hücrelerimiz ancak bu hücrelerin kontrol dışı, kontrolden çıkarak büyümeye başlamasıyla ortaya çıkan bir kitlesel yapı.
Bu tümörler bazen iyi huylu tümörler olur. Bizim benign dediğimiz iyi huylu tümörlerdir. Bazen malign dediğimiz kötü huylu habis tümörlerdir. İki tip tümör söylemek gerekir. Tümör rahatsızlığı yaş ilerledikçe de tümörlerin sayısı artar. İnsanların yaş ortalamaları yükseldikçe tümörle karşılaşma ihtimalleri de daha artar. Evet ve bu ihtimallerle ortaya iki tane şık çıkıyor. Bir iyi huylu, diğeri ise kötü huylu. Şimdi iyi huylu dediklerimiz daha sakin, uslu, kötü huylu dediklerimiz daha saldırgan evet, anladığımız kadarıyla. Evet. Şimdi kötü huylu tümörler bizim için çok daha önemli ama iyi huylu tümörler de bulundukları yer itibariyle ve büyümesi kozmetik açıdan olabilir, bir takım fonksiyonları bozabilir. Özellikle beyin açısından da, beyin biliyorsunuz kafatası içerisinde, kapalı bir kutu içerisinde biraz kısmen elastik bir yapı ve ortalama 1300-1350 gram ağırlığında bir yapı. Şimdi beyin tümörlerine buradan girecek olursak biraz bahsedelim. Şimdi kafatası içerisinde sabit bir yapı içerisinde oluşan beyin dokusunda bir takım tümör çeşitleri oluşabiliyor. Şöyle sayısal bazda ya da fikir vermek açısından bahsetmek gerekirse aslında tüm görülen neoplazm dediğimiz tüm tümöral oluşumların sadece %2'si beyin tümörüdür. Ancak kanser tipi olanların yani kötü huylu olan tümörlerin %10'u yani her 10 tümörden bir tanesi kanser tipi tümörden bir tanesi beyin tümörüdür. O zaman her 10 kanserli hastadan bir tanesinin beyin tümörü, beyin kanseri veya beyinde bir kitle nedeniyle bize müracaatı oluyor, olmakta da devam ediyor. O zaman göz ardı edilecek bir konu değil, ciddi sayıda da toplumumuzda beyin tümörüyle karşılaşıyoruz. Şimdi beyin dokusunda tümörler nasıl oluşuyor derseniz, beynin bir kendine ait nöronlar ve onu destekleyen glial hücreler dediğimiz beynin kendisine ait yapılar var. Bir de bu kafatası içerisinde beyin dışında olan ama beyne baskı yaparak lezyon ortaya çıkaran, problem ortaya çıkaran tümör tipleri var. Biz onun için bu beyin tümörlerini ikiye ayırıyoruz ana olarak. Birçok sınıflamalar var ama bir tanesi intraaksiyal dediğimiz beynin kendisine ait yapılardan oluşan tümörler. Bir de ekstraaksiyal dediğimiz beynin dokusundan değil ama dışarıdan beyne bası yaparak sorun çıkartan tümör tipleri var. Bunu bu şekilde ana olarak ikiye ayırıyoruz. İntraaksiyal, ekstraaksiyal. Bir de başka bir sınıflama şekli daha var. O da beyni kafatası kapalı kutu içerisinde beyni 4 tane bölme, 4 odacık gibi düşünebilirsiniz. Şurada görürseniz evet, burada hocam. Fals dediğimiz bir yapı beyni ortadan ikiye ayırırken aynı zamanda şu şekilde yatay düzlemde de beyin ve beyincik diye tentorium diye bir yapıda beyni yatay düzlemde ikiye ayırır. Böyle baktığınız zaman 4 odacık gibi gözükür. O zaman biz bu tümörleri iki şekilde de bir şekilde daha sınıflandırmış oluyoruz. Supratentorial dediğimiz beynin yukarı kısmında kendine ait olan kısımlarda ortaya çıkan tümörler. Bir de infratentorial dediğimiz beyincik kısmında ortaya çıkan tümörler. Bunların niye böyle ayırıyoruz? Hem tümörlerin tipleri hem de ortaya çıkardığı hastada ortaya çıkardığı semptomlar farklı olarak ortaya çıkıyor. Onun için bu şekilde sınıflamak lazım. Ayrıca tümörlerin patolojik yapılarına göre de Dünya Sağlık Örgütü belli aralıklarla bu sınıflamalar yeniler ve çok sayıda bunu vatandaşların bilebileceği bir şey değil, patolojik sınıflamalar vardır ve onlar patolojik sınıflamalardır. Genelde yerleştikleri yere göre tümörleri bu şekilde sınıflandırıyoruz. Beyin tümörleri çocuklarda ve erişkinlerde de farklılık arz ediyor. Onu da altını çizerek evet. bilmemiz lazım. Mesela dedik ya tüm malign tümörlerin, kanserlerin %10'u beyin kanseri. Bunların içerisinde de %80 civarındaki yani büyük çoğunluğu supratentorial dediğimiz bölgede oluşuyor. Daha az oranda posterior fossa dediğimiz bizim cerebellar bölgede oluşuyor. Yine çocukluk tümörleriyle erişkin tümörlerin cinsleri de farklı. Erişkinlerde gördüğünüz tümör tipleriyle çocuklarda gördüğünüz tümör tipleri de birbirinden farklı. Peki o zaman arada hemen şu soruyu sıkıştıralım hocam. Hangisi daha tehlikelidir? Yani çocuklarda görülen kötü huylu tümörler mi daha tehlikelidir yoksa yetişkinlerde görülenler mi? Her ikisinin de kötü huylu olanları tehlikeli. Tehlikeli. Ama şunu söyleyebiliriz ki erişkinlerde gördüğümüz
kötü huylu olan tipler, yani astrositik glial tümörler, özellikle de anaplastik gliyom ya da glioblastom dediğimiz tümörler gerçekten sağ kalım süresini kısaltan zorlu tümörler. Tüm ölümlerin içerisinde beyin tümöründen ölümler 6. sırada yer alıyor beyin kanserinde. Tüm ölümleri global topladığınızda 6. sırada. Oysa çocukluk çağındaki ölümleri, çünkü çocukluk çağında eğer bir kaza ya da çok önemli bir hematolojik bir hastalığı yoksa çocukların ölüm sebebi daha azdır biliyorsunuz. İşte çocukluk çağındaki ölüm sebeplerinde ilk 2 sırada beyin tümörleri yer alır. 1. sırada hematolojik kan kökenli maligniteler, kanserler, ama 2. sırada da beyin tümörleri. Dolayısıyla çocuklar için de çok tehlikeli, çocuklarda tespit edilen beyin tümörleri bizim için daha korkutucu. Evet, şimdi tüylerimiz diken diken oldu, evet. Ve nasıl dikkat etmemiz gerektiğini birazdan soracağız. Ama ilk önce şunu soralım hocam. Şimdi bir insan özellikle Erden Hoca'nın yanına gitmeden önce böyle bir şeyden nasıl şüphelenecek? Belirtileri evet. Neler bunların? Şimdi biraz önce yine hep vurguluyoruz. Beynin kapalı bir kutu içerisinde olduğu için beyinde tümör belli bir büyüklüğe ulaşmadan hasta hiç fark etmeyebilir. Çok önemli bir tablo. Beynin kendisinin ağrı duyusu yoktur. Biz beyni açalım, beyin zarını da açtıktan sonra beyin içerisinde yaptığımız işlemlerde hasta ağrı duymaz. Beyni tüm ağrıları algılar, değerlendirir tüm vücuttan gelen ağrıları, değerlendirir ama kendisinin ağrı duyusu yoktur. Dolayısıyla beynin içerisinde yerleşen küçük lezyonlar belli bir hacme ulaşana kadar hiçbir belirti vermeyebilir. Oysa ki bir başka belirti verebileceği şeyler, intrakranyal basınç artışı dediğimiz bizim kafa içinde basıncın artması. Kitle büyüdükçe beyin dokusunu itecektir ya da beyin dokusunun dışında olan zarı etkileyip zarı itecektir. İşte o zaman ağrı duymaya başlar. Ne tip ağrılar olur hastada? Baş ağrısı olur. Yani en çok dikkat edin ama baş ağrısı tüm insanlarda her zaman olabilen bir şey. Nasıl beyin tümöründeki baş ağrısıyla diğer ağrıyı ayırt edeceksiniz? İşte burada aslında daha önceki ağrılardan farklı, gün içerisinde giderek artan, beraberinde bulantı kusma hissi veren, yürürken dengesizlik yapabilen ve devam eden, gün içerisinde giderek artan, projektil kusmalar yapan bir baş ağrısı varsa hasta mutlaka bu işten şüphelenmelidir. Ama sadece baş ağrısı değil, intrakranyal basınç artışının belirtileri, hastalarda bazen tümörün yerleştiği yere bağlı olmak üzere fokal belirtiler olur. Fokal motor belirtiler dediğimiz bizim. Mesela şu beynin parietal bölgesinde özellikle motor korteks üzerinde bir tümörel lezyon gelişmeye başlasa çok ciddi bir büyüklüğe ulaşmadan bile hastanın bir tarafında hiçbir ağrısı sızısı olmadan tek taraflı bir kuvvetsizlik ortaya çıkabilir. İşte bu önemli bir belirti. Siz durup dururken sağ kolunuzda ya da bacağınızda bir kuvvetsizlik fark ediyor. Adım atmakta zorlanıyor ya da objeleri tutmakta zorlanıyor. Çatal kaşık kullanmakta zorlanıyorsanız elinizde bu bir beyin tümörünün ön belirtisi olabilir. Veya yine temporal lob dediğimiz bölgede bir tümör olduğunda belirli bir hacme ulaşmasa bile hastada koku alma hissi değişik kokular almaya başlayabilir. Bu da bir ön belirti olabilir. Farklı bir koku, farklı tat almaya başlayabilir. Veya hastalarda bizim epileptik nöbet dediğimiz sara nöbeti ortaya çıkar. Hiçbir belirti vermeden sadece 30 yaşına kadar, 40 yaşına kadar hiç nöbet geçirmemiş bir insan birdenbire sara nöbeti geçiriyorsa bunun altında bir beyin tümörü olabileceğini mutlaka düşünmek lazım ve mutlaka beyin cerrahisi ekibine müracaat etmek lazım. Yine bununla ilişkili hastada birdenbire ortaya çıkan baş ağrısıyla birlikte görme bozuklukları ortaya çıkabilir. Bizim buna stas papiller dediğimiz kafa içi basınç artmasının bir belirtisidir bu ve hastalar görme kaybından yakınmaya başlarlar. Bunda da beyin tümöründen şüphelenmek lazım. Yine hastalar yürürken bir dengesizlik, ataksik tablo dediğimiz bizim tablo ortaya çıkabilir. Veya konuşmalarında cerebellar dizartri dediğimiz bizim patlayıcı konuşma bozuklukları ortaya çıkabilir. İşte onda da cerebellar posterior fossa tümörlerinde böyle bir tablo ortaya çıkabilir. Ez cümle yani lezyon, tümör beynin hangi noktasında, hangi bölgesine yerleşmiş ise bir ona ait fokal belirtiler ortaya çıkabilir. Bir de global intrakranyal basınç artışı yapan yani
beyin içerisinde yabancı bir dokunun giderek büyümesiyle içeride basıncı artırmasına bağlı kafa içi basınç artması sendromuna ait belirtiler ortaya çıkabilir. Bunların en önde geleni söylediğimiz gibi baş ağrısı, bulantı, kusma. Bu varsa mutlaka bir hekime beraberinde başvurun. Migreniz baş ağrılarını ya da diğer gerilim tipi baş ağrılarını, çok çeşitli baş ağrısı çeşitleri var. Bunu hastalar zaten kronik olanlar o ağrı tipini bilirler. Ama bu tip ağrı daha farklı bir ağrıdır. Özellikle çocukluk çağında kusmayla beraber olan baş ağrılarında mutlak surette bir beyin cerrahının hastayı görmesi lazım. Bu yani hem kusma ve baş ağrısı birlikteyse. Kusma ve baş ağrısı birlikte olur ise mutlaka bir beyin cerrahına müracaat etmeleri lazım. Şimdi bildiğiniz üzere ya da açıklamamız gerekir ki bu kitleler bazen beyin omurilik sıvısı yollarında tıkanıklıklar da yapabilir. Şimdi beyin bir kapalı havza içerisinde, kapalı bir zar sistemi içerisinde, kapalı devre içerisinde bir sıvı içerisinde yüzer. Beslenmesini ve bir takım atıklarını da buradan gönderir beyin. İşte bu beyin omurilik sıvısı dediğimiz bir sıvıdır ve bu günde 3 kere deveran eder. İşte bunun yollarına bir bası yaparsa kitle etkisiyle o zaman da hastada bir takım problemler ortaya çıkar. Yine kafa içi basınç artışı semptomlarını ortaya çıkartır. Bir başka sorun daha az oranda görülmekle beraber bir takım endokrin bozukluklar da, hormonal bozukluklar da hastada yine bir tümöral lezyona bağlı olabilir. Hem hipofiz bezi dediğimiz bezin kendinden kaynaklanan tümörler ki bunlar da yaklaşık tüm beyin tümörlerinin %10-15'i kadardır. Bunlarda da bir takım değişiklikler insanlarda ortaya çıkar ve onların da mutlaka hekime bu bulgular ortaya çıktığında başvurmaları lazım. Mesela hipofiz tümörlerinde hastalarda eğer hipofiz makro adenom dediğimiz belirgin bir hacmin üzerine, 1 santimin üzerine çıkıp üzerinde bulunan görme sinirlerine bası yapmaya başladıysa hastanın görme alanında bir takım kör noktalar oluşur. Yani baktığı zaman karşıya yan tarafları görmemeye başlar. Veya o fazla salgılanan hormonun etkileriyle eğer 18 yaş altında ise ve büyüme hormonu fazla salgılanıyor ise hastada gigantizm dediğimiz anormal bir boy büyümesi, hızlı büyüme ortaya çıkar. Veya bu 18-20 yaşından sonra ortaya çıkmış erişkin bir kişi ise o zaman ellerinde, ayaklarında, yüzünde bir takım farklılıklar, büyümeler görür. Ayakkabı numarasının giderek büyüdüğünü görür ki buna biz akromegali dediğimiz dev insan yüzü gibi tablolar ortaya çıkabilir. Veya hanımlarda, kadın hastalarda özellikle adet düzensizlikleri olabilir, göğüslerinden süt gelebilir olağan dışı. Bunların hepsi hipofiz bezinde bir takım problemler olabileceğini gösterir. Yine şeker hastalığıyla ilgili özellikle adrenokortikotropik hormona aşırı salgılanmasına bağlı diyabetik tablolar ortaya çıkabilir. Bunlar da hipofiz beziyle ilgili semptomlardır. Dolayısıyla beyin tümörleri bulundukları yerlere bağlı olmak üzere çok değişik semptomlar verebilirler. Hiç gayet normal seyreden, hayatını normal yaşayan, ileri yaş bir hastada, 60'lı 70'li yaşlardaki bir hastada birdenbire huy değişikliği görürsünüz. Adam daha önceden son derece uyumlu, entelektüel fonksiyonları yerinde olan hasta, bakarsınız ki uyumsuz davranmaya başlar. Kişilerle ilişkileri bozulur falan. Siz de bunu hastanın ya yaşlandı artık biraz Alzheimer gelişiyor gibi algılarsınız. Oysa ki o hastada bir frontal lob tümörü olabilir. Bu böyle bir davranış değişiklikleri ortaya çıkartabilir. Böyle çok değişik beyin tümörlerinde çünkü çok kompleks bir yapı beyin ve bu kompleks yapı içerisinde tümörün yerleştiği yerle bağlantılı olmak üzere çok değişik semptomlar, belirtiler hastalarda çıkabilir. Şimdi bütün sistemi yöneten bir organdan bahsediyoruz ki en çok da o korunuyor, o korunaklı. Evet. Fakat bu korunağın yanında anladığımız kadarıyla yine başka problemlerle başına bir zevan gelebiliyor. Evet. Az önce saydığınız çeşitler sanırsak bir hastalığın en büyük çeşitliliğinden birisi olabilir. Çok fazla bir çeşitliliği var ve insanlar her ne kadar da olsa özellikle hastaneye gittiklerinde bir beyin MR'ı alalım diye mutlaka doktorlardan bir söylev almışlardır. Ama özellikle bölgesel ağrılardan bahsedebiliriz, duyu kayıplarından bahsedebiliriz, büyüme, hormonal kayıplardan bahsedildiğinde insan şüphelenmeli diyorsunuz. Kesinlikle.
Yani sizin olağan dışı bir baş ağrınız var ise, bulantı kusmanız var ise, hormonal bir takım değişiklikler ya da kendinizde olağan dışı kumanda yeteneklerinizde bir değişiklik fark ettiyseniz mutlaka siz film istemeyin ama bir hekime başvurun. O hekim sizdeki problemin nereden kaynaklanabileceğini tespit edip ona yönelik tetkik yapacaktır. Yani bu tetkik bilgisayar tomografi olabilir, beyin MR'ı olabilir veya başka radyolojik diğer tetkikler olabilir. Ama burada bir hekime müracaat önemli. Evet, hekime müracaat tabii ki çok önemli. Altını bir kez daha çizdik, vurguladık. Şu noktasını yine sormak istiyoruz. Şimdi bu bir şekilde oluşuyor. Nasıl oluştuğunu da merak ediyoruz ama aile öyküsü geçerli midir? Diyelim ki benim annem, babam veyahut da dedemde bir tümör var. Bende de böyle bir hikaye gelişmesi mümkün müdür? Bazı tümör tiplerinde bu konuda çalışmalar var ama çok netleşmiş, gösterilmiş bir şey yok. Özellikle nörofibromatozis dediğimiz bir rahatsızlık var, tümör çeşidi var. Vücutta kafoyla lekeleri dediğimiz kahverengi lekelerle giden, ondan sonra da pontoserebeller köşe dediğimiz bizim işitme sinirine yakın bölgede oluşan tümörler yapan bir tablo vardır. Burada genetik geçiş gösterilmiştir. Ama diyelim glial tümörlerde bir genetik geçiş gösterilmemiş. Çok sık gördüğümüz. Dolayısıyla bu tümörler niye oluştu diye baktığımızda etiyolojisinde birazdan onu da soracaksınız. Evet. Bir takım genetik faktörler, kromozom kırılmaları, kromozomal anomaliler bu işte suçlanıyor. Ama %100 henüz gösterilmiş değil. Ayrıca bir takım viral ajanlar, geçirilmiş eski travmalar, radyoaktivite yani radyasyona maruz kalmalar gibi pek çok dış etkenlere bağlı faktörler beyin tümörü oluşumunda rol alıyor şeklinde bir takım çalışmalar da var. Ancak bunlardan ispatlanıp da bu şu beyin tümörünü, şurada konuşmak istediğimiz, altını çizmek istediğim bir şey var. Her beyin tümörü ayrı kişilik, ayrı yapı olarak seyrediyor. Yani birbirinin aynı olan tümör de yok. Nasıl sizin şahsiyetleriniz, her bir insanın şahsiyeti ayrı ise ne yazık ki bu tümörlerin de şahsiyetleri ayrı. Onun için gelecek önümüzdeki yıllardaki yapılan bütün araştırmalar tümöre özgü. Yani sadece o tümöre özgü tedaviyi bulmak yönünde çabalar, çalışmalar devam ediyor. Onun için de toptancı bir yaklaşımla şu tümöre sebep oldu demek de mümkün değil şu anda. Yani sürekli değişen bir şeyden bahsediyoruz, evet. Ve bunun takibi, tedavisi elbette ki zor ve meşakkatlidir. Evet. Konuşacağız tedavisini hocam ama şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Döndükten sonra erken teşhiste yine burada beyin tümörlerini anlatıyor olacağız. Erken teşhiste ikinci bölümde Profesör Doktor Erdal Kalkan Beyefendi ile beraber beyin tümörlerini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam en son çeşitlerinden bahsettik, nasıl oluştuğundan bahsettik, semptomlarının neler olabileceğinden bahsettik. Ama bir soru işareti daha koyalım nasıl oluştuğuyla alakalı. Başka organlarda gelişen tümörlerin beyine sıçrayabilme ihtimali ya da beyinde hali hazırda olan bir tümörün vücudun diğer organlarına yayılabilme ihtimali var mıdır? Çok güzel bir soru Yusuf Bey. Çok teşekkür ederim bunu sorduğunuz için de. Şimdi beyin yaklaşık 1350 gram yani vücudun 15'te biri kadar bir kapasitesi olmasına rağmen her kalbin atışında kan volümünün 5'te birini alır. Yani kanlanmayı çok seven, glukoza, şekere çok ihtiyacı olan, beslenmeye çok ihtiyacı olan çok kanlı bir organdır beyin. Dolayısıyla vücudun başka yerlerinde herhangi bir tümör dokusu kana karıştığı zaman beyine gelip oturma ihtimali çok yüksektir. Tüm beyin tümörleri içerisinde metastatik beyin tümörü dediğimiz vücudun başka bir organından beyine yerleşme oranı %20'dir, 5'te biri. Yani tüm beyin tümörlerinin 5'te biri metastatik tümör. Önemli ölçüde de bir ciddi yer kaplıyor. Bir orandır bu ve bu oran özellikle ileri yaş grubunda 50-60 yaş üzerinden sonra 5. dekattan sonra bu oran çok daha fazla artar. Hangi organlardan en sık beyine tümör atlar diye baktığımızda da erkeklerde en çok akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanserinin beyine atladığını görüyoruz. İlk iki sırada bunlar vardır. Erkeklerde en sık görülen tümör akciğer tümörüdür ve akciğer tümörü beyine atlar. Kadınlarda da meme kanserleri beyine en sıklıkla atlayan tümörler. Bunun dışında yine böbrek hücreleri, renal sel seyahat dediğimiz böbrekten kaynaklanan tümörler,
mide bağırsak sisteminden kaynaklanan tümörlerde beyne atlayabilirler. Bazen hematojen kaynaklı santral sinir sisteminin primer yani kendinden oluşan lenfomaları dışında kanda oluşan kan kökenli lenfoma hastalığı da beyni atlayabiliyor. Lenfoma da beyni atlayabilir. Bu şekilde metastatik beyin tümörlerine de çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle bir hasta akciğer kanserinden ya da meme kanserinden tedavi süreci devam ediyorsa bu hastada gelişebilecek beyinle ilişkili bir semptom olduğunda baş ağrısı, bulantı, kusma, yürürken dengesizlik, görme bozukluğu gibi daha önce anlattığımız semptomlardan herhangi biri gelişirse bu hastalara mutlaka bir beyin tomografisi yaptırmak lazım. Zaten o hastalara belli aralıklarla da PET yaparlar. Orada da tespit edilme ihtimali PET de biraz daha düşüktür ama bu tip bir şikayet olduğunda aralıklarla beyin MR'ını çekmekte fayda var. Metastatik beyin tümörleri de tüm beyin tümörlerinin önemli bir kısmını oluştururlar. Yani aslında sadece beyin içerisinde değil, başka etkenlerle özellikle sigara kullanıyorsanız, sigara kullandığınız zaman kimse beyin tümörünü inşallah yakalanabilirsiniz demek burada oluyor bu. Burada bir konuyu da söylemem lazım. Tabii. Az önce sorunuzun bir devamıydı. Evet. Beyin tümörü başka yere atlar mı diye konuştuğumuzda. Evet. Beyin tümörleri genellikle başka organa sıçramazlar. Sadece çocukluk çağında medülloblastom dediğimiz ilk 6-8 yaşta görülen posterior fossada yani beyincik kısmında yerleşen bir tümör, beyin omurilik sıvısı içerisinde tümör hücrelerinin ekilmesiyle omurilikte, omurga ve omurilikte bir yayılım yapabilir. Bazen de glioblastom dediğimiz beynin en habis, en saldırgan tümör tipi beynin başka bölgelerine atlayabilir. Yani sağ frontal bölgede bir glial tümörü var, GBM'i. O yine beyin omurilik sıvısı aracılığıyla beynin karşı tarafında bir yere de atlayabilir. Buna intrakranial metastaz diyoruz. Ama genellikle beyin tümörü akciğere, mideye, başka organlara gidip yerleşmezler. Belki beynin içerisinde çok saldırgan olduğu için yer değiştirebiliyor. Hatta orayı da işgal edebiliyor. Ama genelde çocukluk haricinde beyin tümörleri vücutta yayılma yapmıyorlar. Evet. Peki Erdal Hocam, şimdi bu belirtilerden birini hissettik. Daha sonrasında bir hekime başvurduk. Sonrasında böyle bir problemimiz olduğunu öğrendik ve Erdal Hocamızın yanına geldik. Hocam bize şifa çare olun dedik. Nasıl ilerler hikaye? Hikaye şu şekilde ilerler. Bu tip bir lezyondan şüphelenerek gelindi ve beyinde bir kitle tümöral oluşum tespit edildi. Şimdi bu tümöral oluşumun cinsi konusunda biz genellikle elimizde çok iyi radyolojik görüntüleme yöntemleri var. Özellikle MR'ın spektroskopi dediğimiz difüzyon ve perfüzyonları da içeren çok detaylı teknolojik gelişmeler sayesinde biz tümörün cinsini %90'a yakın oradan parça almadan bilebiliyoruz. O zaman o tümörün cinsine, kapladığı yere, büyüklüğüne, tümörün gelecekte nasıl davranacağına göre bir tedavi stratejisi belirliyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi bu tip bir lezyon olduğunda ya cerrahi tedavi yaparsınız, ya radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi yaparsınız veya kemoterapi dediğimiz ilaç tedavi yaparsınız. Şimdi beyin tümörleri genel olarak büyük çoğunlukta ana tedavisi cerrahidir. Yani siz hastada bir kitle tespit ettiniz, yer kaplayıcı bir lezyon ve bu giderek büyüyor. O zaman bunu oradan çıkarmanız lazım. Şimdi daha önce bahsettiğimiz gibi tümörlerin iyi huylu ve kötü huylu olanları vardı. Bizim intrakranyal en sık gördüğümüz iyi huylu tümör beyin içerisinde menenjiyom dediğimiz tümörler. Şimdi bu menenjiyomların büyük oranda yer kaplayarak beyin etraf beyin dokusunda kitle etkisi yaparlar, bası belirtisi yaparlar ve bir takım nörolojik bulgulara ve kafa içi basınç artışına sebep olurlar demiştik. İşte bu tümörü bulunduğu yerden çıkartmak lazım. Eğer bu menenjiyomlar 2 ile 3 santimin altında küçük iseler, bazen biz bunlar bazen büyümeleri çok yavaş olabiliyor. Bu hastaları izliyoruz. Çok kritik yerde yerleşmemişse, çok da küçükse bu hastaları belli aralıklarla takip alıyoruz. MR'larla, belli aralıklarla MR'larla bu tümörde bir büyüme var mı bakıyoruz. Eğer ciddi bir büyüme yoksa o tümörü ellemiyoruz. Veya baktık ki 2 santimin altında kritik bölgede böyle bir tümör. Bunu sadece iyi huylu olanını radyoterapiye gönderebiliyoruz. Ama bunun dışında 3 santimi geçmiş ve kitle etkisi yapan tümörleri cerrahi olarak çıkarmamız gerekiyor. Bir diğer tümör tipi kötü huylu
Gliyal tümör dediğimiz bizim tümör tipleri, en sık gördüklerimizi konuşuyoruz. Evet. Bunların içerisinde de bir derecelendirme var. Grade 1, 2, 3, 4 diye. Bu basamaklar tümörün agresivitesini, saldırganlığını gösterir. Bu gliyal tümörlerin ilk iki tipi, grade 1 ve 2'si, henüz daha saldırgan olmayan bir tümöral değişiklik başlamış. Aslında biz onu ameliyatta mikroskop altında baktığımızda da normal beyin dokusundan ayrı demediğimiz ama radyolojik olarak gördüğümüz bir tümöral doku var ve küçük, büyümüyor. Bazen bunlar, bu tümörün ameliyatını yaptığımızda da hastada bir takım fonksiyonel değişiklikler olacak. Hasta gelmiş 40 yaşında, aktif bir hasta, tam böyle konuşma merkezinin üzerinde bir böyle tümör var veya motor korteksin üzerinde böyle bir tümör var. İşte siz bu hastaya bu ameliyatı yapmaktan biraz kaçınırsınız. Niye? Çünkü o hastanın bundan sonraki hayatını sekelli, felçli ya da konuşma bozukluğuyla geçirmesini istemezsiniz. İşte o tip hastalarda bazen stereotaksik biyopsi dediğimiz iğne biyopsiyle parça alıp cinsini tayin ederek beklenebilir veya klinik takiplerle, radyolojik takiplerle beklenir. O tümörün huy değiştirdiğini hissettiğiniz anda ameliyata karar verirsiniz. Bunlar önemli noktalar. Yani tümörün cinsiyle, bulunduğu yerle alakalı tedavi stratejinizi değiştirirsiniz. Özellikle malign tümörlerde mutlaka bir an önce tümörü en uygun şekliyle çıkartmak lazım. O tümörü malign tümörlerde, saldırgan tümörleri çıkarttığınız zaman da tedavi süreci bitmez. Çünkü bu tümörler kapsüllü tümörler değildir. Beyin dokusu hücreleri içerisine yayılan tümörlerdir. Siz gördüğünüz tümöral alanı alsanız bile 1-2 santim ileride hala tümör hücreleri bulunabilir. İşte o zaman bunu engelleyebilmek ya da bu tümörlerin yeniden büyümesini yavaşlatabilmek, durdurabilmek amacıyla radyoterapi ve kemoterapi süreçleri de başlar. Bize bu durumda radyasyon onkoloğu ve tıbbi onkolog arkadaşlar destek olurlar. Tıbbi onkolog arkadaşların bu tip beyin tümörlerinde kullandığı Temodal denilen bir kanser ilacı vardır. Bu ilaç ışın tedavisiyle eş zamanlı kullanılmalıdır. Yani hem ışını görecek hem de bu tedavi kürünü birlikte alacak. Bu tip hastalarda zaman kaybetmemek lazım. Eğer zaman kaybederseniz haftalar içerisinde hastayı kaybedersiniz. Kötü huylu beyin tümörlerinde. İyi huylu beyin tümörlerinde ise yaptığı kitle etkisini bir an önce izale etmek için onları da çıkarmak lazım. Şimdi iyi huylu menenjiyom dediğimiz beyin tümörlerinin de onların da grade'leri var. Biraz önce bahsettiğimiz gibi aşamalar var, basamaklar var. Büyük bir kısmı iyi huylu ama onların da 1/4, 1/5 oranında, %20-25 oranında anaplastik menenjiyom dediğimiz ya da atipik menenjiyom dediğimiz bizim yoldan çıkanlar var. Kötü huya dönenleri var. İyi huylu diye giriyorsunuz ameliyata ama bir bakıyorsunuz ameliyatta etraf dokulara, özellikle beynin dışındaki zarlara, önemli yapılara ya da kemik dokusuna invaze olmuş, beyin dokusuna invaze olmuş, kötü görüyorsunuz. Zaten onun mikroskopik incelemesinde de, patolojik incelemesinde de baktığınızda onun atipik bir menenjiyom olduğunu görüyorsunuz. İşte o hastalarda total çıkartmak lazım çevre dokusuyla, sonra da onlara da ışın vermek lazım. Yani tedavi stratejisi sizin cerrahi gözleminize, ameliyat bulgularınıza, patoloji sonucuna göre tedavi stratejiniz değişiyor ve bunu tıbbi onkolog ve radyasyon onkoloğu arkadaşlarla da zaman zaman birlikte yürüttüğümüz oluyor. Şimdi aklımda iki tane soru var. Hemen sıra sıra soracağım hocam. Birincisi, diyelim ki cerrahiyle ya da diğer tedavi yöntemleriyle tümör ortadan yok edildi, kaldırıldı. Tekerrür edebilme ihtimali %%? Şimdi tümörü yine tamamen huyuyla alakalı bir şey. Yani size söylenen, gelen, elinize gelen patolojiyle direkt alakalı bir şey. Eğer siz iyi huylu menenjiyom dediğimiz tümörü nasıl çıkarttığınıza bağlı. Simpson kriterleri diye bir kriter var burada da, tümörü nasıl çıkarttığınızla ilişkili. Eğer siz tümörü etraf dokusuyla birlikte hiçbir hücre kalmayacak şekilde çıkardıysanız bu tümör tekrar nüksetmez. Ama orada hücresel düzeyde kaldı ise bunun zaman içerisinde tekrar etme ihtimali var. %15-20 Simpson kriterlerine göre bu menenjiyomlar tekrarlayabilir. Anaplastik menenjiyomlar %50'nin üzerinde tekrarlama ihtimali vardır. Bu menenjiyomlar için geçerli. Diyelim ki gliyal tümörler, kötü huylu olan tümörler yaptık. Kötü huylu tümörlerin de kendi işlerinde tipleri var demiştik. Bunlardan astrositik tiplerin grade 1, grade 2 olanlar, oligodendroglioma olanların
tekrarlama ihtimalleri daha zayıf ve zamana yayılır. Yıllar içerisinde tekrarlama ihtimali vardır. Ama daha kötü huylu olan anaplastik astrostom ya da glioblastom dediğimiz tümörler her türlü şeyi yapmanıza rağmen, çok iyi radikal cerrahi yapmanıza, radyoterapi uygulamanıza, kemoterapi yapmanıza rağmen bunlarda ne yazık ki nüks ihtimali hep vardır. Ve bu tanıyı alan hastalarda 5 yıllık sağ kalım %10'un altında. Yani çok ölümcül bir tümör bu tip. Ama mücadele ediyoruz. Çok yıllarca yaşayan hastalarımız da var. Onun için bu tip GBM'li hastalarda mutlaka sizin erken teşhis, geç evet. kalmamak gerekiyor. Evet, erken teşhis hayat kurtarıyor. Yine iki soru var aklımda. Diğerini soramamıştım, şimdi soruyorum. Özellikle tümörün çeşidine göre tedavi yöntemi ve yaklaşımı değişiyor ama aşağı yukarı Erdem hocamız bir yıl içerisinde en fazla hangisine başvuruyor? Cerrahiye mi yoksa diğer tedavilere mi? Bizim biraz da spesifik bir alanda biz ekip olarak çalışıyoruz. Ve 30 yılı aşkın bir süredir de Konya'da görev yaptığımız için yani hastalar bize biraz seçilmiş olarak geliyor. Ve bizim gördüğümüz tümörlerin neredeyse %90'ına biz cerrahi müdahale yapıyoruz. Ama başka birimlerde, başka hastanelerde ve beyin cerrahi birimlerinde daha az oranda başvurulabilir cerrahiye. Ama bizim bize başvuran hastalar genellikle tümör tanısını almış oluyor ve cerrahi tanıyı alarak geliyorlar. Onun için bize başvuran hastalarda cerrahi oranımız çok yüksek. Ama tabii daha sonra radyoterapi, kemoterapi sürecini arkadaşlarla birlikte yönetiyoruz. Peki, bunların hepsi bir şekilde sona erecek ve en azından hasta kurtarılmaya çalışılacak. Fakat dediğimiz gibi bunlar çok ölümcül tümörler ve erken teşhis en azından yayılmamasına ve bir an önce müdahale edilebilmesini sağlıyor. Müdahale ettikten sonra özellikle hastanın ne yapması lazım hocam? Hasta takibi nasıl yapılıyor? Biz bu hastalarımızı mutlaka çok sıkı takip altında tutuyoruz. İlk cerrahiden sonraki ilk bir aylık dönemde hem radyolojik takiplerini hem klinik takiplerini yapıyoruz. Bir kere biz bu tip hastaları ameliyat ettiğimizin gecesinde bu tümörü ne kadar çıkardığımıza dair kontrastlı beyin MR'ını çekerek biz ne kadarını başarmışızı görüyoruz. Hem de o bizim elimizde bir bazal değer oluyor. Daha sonraki kontrol filmlerimizde orada yeniden bir hareketlenme var mı, yeniden bir nüks var mı onu görmüş oluyoruz. Ve bunun dışında hasta sıkı takip. Hem tıbbi açıdan takip hem cerrahi açıdan takip ediyoruz. Bu hastalarımızın da özellikle bu pandemi döneminde ilk bir ayda aldıkları kemoterapi ve radyoterapi sebebiyle saçları dökülüyor. Bir takım immün dirençlerinde belirgin bir düşme oluyor. Bu hastalarımızın belli bir süre dış ortamdan izole edilmelerini istiyoruz. Yani gripli, enfeksiyonlu insanlarla karşılaşmamaları, temiz bir ortamda istirahat etmeleri gerekiyor. Ama birinci aydan sonra tekrar normal hayatlarına, üçüncü aydan sonra tamamen normal hayatlarına bu hastalarımız. Özellikle iyi huylu tümör olanlar birinci aydan sonra tamamen normal hayatlarına dönerler. Ama radyoterapi, kemoterapi süreci olan hastalarımız bir süre daha bu dikkatliyle bu dönemi atlatmaları gerekiyor. Evet, yani anlaşılan cerrahiye maruz kalmış fakat bir şekilde tümörü atlatmış hastalar 3 aydan 4 aydan sonra normal gündelik hayatına devam edebilirken özellikle kemoterapide süreç haliyle biraz daha hızlanıyor. Peki hocam kötü huylu tümörlerde özellikle yapıldıktan sonra insanın hayatı ne kadar devam edebiliyor? Yani evet 5 yıl dedik sağ kalım süreleri ama hiçbir yol olmadığı durumlarda ne söyleniyor hastaya? Şimdi şöyle bir tablo var. Hasta özellikle bu habis tümörlerde beynin kanseri kötü huylu glioblastom dediğimiz hastalarda hastaya tanıyı koydunuz hiçbir şey yapmadınız. Radyoterapi, kemoterapi, cerrahi hiçbir şey yapmadınız. Bu hastalar haftalar için ortalama beklenen ömür 3 ay. 3 aydır. 3 aydır. Eğer siz bu hastaya sadece cerrahi yaparsanız sadece ameliyat yaptınız, radyoterapi, kemoterapi eklemediniz üzerine. Ortalama ömür 6-9 ay arasında. Diyelim ki iyi bir cerrahi yaptınız, eş zamanlı radyoterapi, kemoterapi uyguladınız. Ortalama ömür 12 ay ve üzerinde. Bizim şu anda 2 yıl, 3 yıl yaşayan hastalarımız var. 5 yılı bulan hastalar da var. Bu en malign tip ama en kötü huylu. Bunun bir alt kademesi olduğu zaman yıllarca 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl yaşayan hastalarımız var. Bunların hepsi patolojideki cinse bağlı olarak değişiyor. Tabii bu hastanın evet. immün direnciyle de
hayata bakışıyla da birlikte değerlendirmek lazım. Hasta eğer hayatta kalmayı çok istiyorsa çok uzun bir ömrü olabiliyor ama hasta çabuk pes ederse o zaman o hastada daha erken ölüm meydana gelebiliyor. Arada konuşmuştuk. 100 binde 5'e gibi bir oranımız var. Beyin tümörlerine yakalanan insanlar yılda. Evet. Bu en malign tip. Her 100 bin kişide 5 ile 6 arasında beyin tümörü görülme ihtimali var. Evet, yani Konya'da aşağı yukarı her yılda 120 kişi 120 ile tümörlere yakalanıyor. İnsan tümöre yakalanıyor. Evet, peki bu en kötüsüne yakalanma ihtimali 120'nin içerisinde kaç hocam? O da onun yarısı kadar. O da onun yarısı kadar. Evet. Yani aslında 60 kişi, senelik 60 kişi bu en kötü tümörlerle karşılaşıyor ve bunlara karşı hayatına tedbir alması lazım. Evet, peki özellikle beyin tümörleriyle alakalı yavaş yavaş sona da geliyoruz hocam ama bahsetmek istediğiniz teknolojik cihaz ya da dikkat edilmesi gereken noktalar varsa altlarını çizelim, sonra yavaş yavaş elveda diyelim. Şimdi tabii beyin tümörü kafatası içerisinde, üç boyutlu bir yapı içerisinde siz bir kitleyi bulacaksınız. Etraf dokulara, yani beynin o hayati fonksiyonel dokularına da zarar vermeden o kitleyi oradan çıkarmak amacınız olacak. Bu zor bir iş. Bunun için mümkün olduğu kadar eski yıllarda, bizim mesleğe başladığımız ilk yıllarda sadece elimizde tomografi var, MR cihazı yok, üç boyutlu düşünemiyorsunuz. Bazı tümörler boya tutma ilaç verilir bazı bu filmlerde hastaların tanısını kolaylaştırabilmek için. O tümör boya tutmaz. Açarız kafatasını, tümör burada diye düşünerek açarız ve tümörü bulamadığımız olurdu. Ama şu anda artık teknoloji o kadar ilerledi ki elimizde şimdi çok ileri MR yöntemleri var ve MR'da biz tümörün cinsini tayin edebiliyoruz. Ve MR'da bu tümörün hangi fonksiyonel dokuyu, hangi görevi yapan beyindeki diyelim ki motor kortekse çok yakın bir bölgede ne kadar etkilediğini birebir biz MR'larla üç boyutlu olarak tespit ediyoruz. Ondan sonra da biz bu tespit ettiğimiz görüntüleri nöronavigasyon sistemi dediğimiz araçlardaki navigasyonun beyinde kullanıldığını düşünün. Bize en kısa yoldan en az zararı verecek şekilde bize bir ameliyatta planlama imkanı sağlıyor. Biyopsiye bile gerek kalmıyor bazen. Biyopsi ayrı bir olay. Biyopsi yapmak gerekirse de navigasyon cihazını kullanarak yapıyoruz. O bizi, hedef noktayı bize gösteriyor ve nereye, kaç milimetre derinlikte gireceğiniz, hangi dokunun neresinden gireceğinizi gösteriyor. Dolayısıyla nöronavigasyon cihazı beyin tümörlerinde çok önemli bir cihaz. Yine bu nöronavigasyona entegre ve mikroskobunuz olması lazım. İleri gelişmiş bir mikroskop sizi normal beyin dokusuyla tümör dokusunun rezeksiyonunu ayrılmasını size sağlar. Bizim elimizdeki şu anda kullandığımız mikroskobun nöronavigasyonla entegre de edebiliyoruz. Dolayısıyla biz navigasyon cihazına yüklediğimiz görüntülerle mikroskobu da birleştirdiğimiz zaman ameliyatta bizim ışığı odakladığımız yerin tümörün hangi bölgesi, tümörüne ne kadar yakın olduğunu biz ekrandan görebiliyoruz. Mikroskopta bakıyoruz, ekrana bakıyoruz, tümörün neresinde olduğumuzu tayin edebiliyoruz. Ve bu navigasyon cihazı bize neredeyse 1-2 milim hatayla doğru noktayı gösterebiliyor. Bu da bizim ameliyatlarımızda yüksek başarıyı sağlıyor. Nöronavigasyon ve bu şekilde tümör boyama özellikli mikroskobu kullanıp bunları da entegre ettiğiniz zaman tümör çıkarmada çok ciddi bir başarı elde ediyorsunuz. Çünkü bu tümör cerrahisindeki başarınız fonksiyonel yapılara en az zarar vererek ne kadar çok tümör dokusu çıkarırsanız o kadar sağ kalımınız artıyor. Dolayısıyla teknolojiyi kullanmak ve yerinde kullanmak çok önemli. Bizim kullandığımız mikroskobun bir özelliği de tümör boyama özelliği var. Özellikle bu iyi huylu tümörlerde değil ama glial tümörlerde bazen düşük grade'li glial tümörlerde normal beyin dokusu ile tümörlü dokuyu ayırt etmek çok güç olur. Radyolojik olarak ayırt edersiniz ama mikroskopta bakıyorsunuz iki doku birbiriyle aynı. İşte orada biz bu hastalara floresein denilen bir madde, boyar madde veriyoruz. Bu mikroskopta tümörlü dokuların biraz daha boyanarak tümörlü dokulu olan kısımları bize işaret edebiliyor ve o tarafı çıkartmış oluyoruz. Bu da bize çok ciddi bir üstünlük sağlıyor. Onun için tümör cerrahisi, beyin tümörü cerrahisinde teknolojiyi kullanmak çok önemli. İyi bir ekibiniz olması lazım ve sonunda da bu hastanız ameliyattan çıktıktan sonra bunu
iyi takip eden bir yoğun bakım üniteniz, postop bakımınızın iyi olması. Sonrasında da radyoterapi, kemoterapinizi sağlayacak iyi bir radyasyon onkoloğu ve tıbbi onkoloji ekibinizin olması lazım. Yani bu bir ekip işi. Tümör cerrahisi de aynı pandemide yapılan bir savaş gibi. Biz de tümörle savaşıyoruz ve hastaya en iyisini en az zararla yapmak için gayret ediyoruz. Bunun için de bir ekip çalışması oluşturmak gerekiyor. Ekip çok önemli. Biz de burada bir ekip olarak çalışmaya gayret ediyoruz. Beyin tümörü cerrahisindeki incelikler de bu şekilde. Evet hocam, biz BBN Türk ekibi olarak sizin ekibinizin hikayelerinizi bize anlattığınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Özellikle beyin tümörü hakkında bizleri aydınlattığınız, karanlıkları ışıklandırdığınız için çok sağ olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Çok teşekkür ediyorum. İnşallah sevgili Konya halkımız ve tüm dinleyen izleyicilerimize Allah daima sağlık versin, sağlıklı olsunlar ve bize beyin tümörüyle gelmesinler inşallah. İnşallah temennimiz bu olsun. Çok teşekkür ederiz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Çok Erken Teşhis programı bugün için sağlığı paylaşmaya ve çoğaltmaya çalıştı. Ama yarın kaldığı yerden devam edecek. O zamana değin, sağlıkla kalın, hoşça kalın.